Tarihte ilk motorlu uçağın havalanmasından sonra havacılık alanındaki gelişmeler Türk ordusu tarafından yakından izlenmiştir. Ülkemizde ilk uçuş okulu 1912 yılında İstanbul'un Yeşilköy semtinde kurulmuştur. Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri, günümüze kadar geçen süre içerisinde subay ihtiyacını önceleri Kara Harp Okulu mezunlarından bilahare 1951 yılından itibaren Hava Harp Okulu'ndan sağlamıştır. İşte burası, genç kartalların yuvası Hava Harp Okulu. İstanbul'un en güzel doğa manzaralarına sahip yerlerinden birinde kurulmuş olan Hava Harp Okulu'nda 21. yüzyılın subaylarına ülkemizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla akademik eğitim, sivil üniversitelerde master veya doktora eğitimi görmüş öğretim elemanı subaylar ve diğer üniversitelerden gelen seçkin öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bilgisayar destekli eğitimin yanı sıra internet yardımıyla hızlı bilgi alışverişi sağlanmakta, devamlı gelişen teknolojiyle yenilenen derslikler ve laboratuvarlar sayesinde öğrenciler teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama imkanı da bulmaktadırlar. Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek lisans eğitimi, Hava Harp Okulu'nun bünyesinde kurulmuş olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü'nde verilmektedir. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri personelinin yanı sıra Kara, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan seçilen personel, çeşitli ana bilim dallarında yüksek lisans eğitimi almaktadırlar. Askeri eğitim, akademik yıl içi ve tatbiki eğitim dönemi olarak iki döneme ayrılmıştır. Askeri eğitim kapsamında piyade eğitimi, güvenlik eğitimi, askeri kültür, bireysel gelişim eğitimleri verilmektedir. Akademik yıl içinde uygulanan askeri eğitim, 2 ila 8 hafta süreli tatbiki eğitim döneminde de yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda tatbiki eğitim dönemi, kaçma kurtulma, hayatı idame ve göğüs göğüse muharebe, uygulamalı birlik eğitimleri ve birlik gerini de içermektedir. Yürütülen bu eğitim programlarıyla amaçlanan askeri ve bireysel disipline sahip, liderlik vasıfları gelişmiş, havacılığı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, inisiyatif sahibi, yaratıcı düşünceye açık, ifade yeteneği gelişmiş, demokratik ve parlamenter sisteme yürekten inanan, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, profesyonel havacı subaylar yetiştirmektir. Beden eğitimi dersleri kapsamında kuvvet kazandırıcı hareketler, kondisyon, ağırlık çalışmaları, atletizm, yüzme, jimnastik, pentatlon ve hava pentatlonu, sportif oyunlar yer almaktadır. Her yıl düzenlenen ve APA'daki Hava Harp Okulları'nın katıldığı planör, paraseil, atletizm gibi çeşitli spor aktivitelerine yurt içinde ve dışında değişik ülkelerde iştirak edilmektedir. Uçuş eğitiminin amacı, öğrencileri uçuş ortamı hakkında teorik ve pratik olarak bilgilendirmek, görev anlayışı ve sorumluluk duygusunu en üst seviyeye çıkarmak, temel uçuş bilgilerini vererek uçuşa olan isteklerinin devamlılığını sağlamaktır. Bu akademik, askeri ve uçuş bilgileriyle donatılan havacı subay adayları ayrıca kendine ait zamanları değerlendirebilecek ve özel ilgi alanlarını uygulamaya geçirecek faaliyetleri de yürütmektedirler. Modern spor tesislerinde her öğrenci bir spor aktivitesine katılmaktadır. Bu spor faaliyetleri, tabanca ve tüfek atışları, atletizm, basketbol, futbol, güreş, handbol, judo, koşarak hedef bulma, tenis, masa tenisi, tekvando, voleybol, yüzme ve pentatlondur. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeteneklerine ve ilgilerine göre
belli bir alanda gelişimlerine katılmak amacıyla tiyatro, folklor, resim, model uçak, müzik yayın, kütüphane, andaç, bilgi işlem, fotoğrafçılık, elektronik, ebru, müzik kolları, boru tampet, İngilizce konuşma kulübü, Türkçe yayımlanan Gün Işığı, İngilizce yayımlanan Wings dergileriyle çeşitli amatör çekim ve yayınlar yapılabilen Kokpit TV'nin faaliyetlerine katılmaktadırlar. Öğrencilerin kültürel birikim kazanmaları, görgü ve bilgilerini arttırmaları için konferans, sempozyum ve seminerler, komutan yemekleri, sinema, tiyatro, konser ve gösteriler, bilimsel ve kültürel gezi ve incelemeler, filo eğlenceleri, özel gün kutlamaları, misafir öğrencilerin bayram ve özel gün kutlamaları, mezuniyet balosu gibi faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında yürütülmektedir. Hava Harp Okulu'na askeri lise ve sivil liselerin matematik fen ve Türkçe matematik bölümü mezunu öğrenciler alınmaktadır. Adaylar okula girebilmek için titizlikle uygulanan çeşitli seçim aşamalarından geçerler. Ön sağlık muayenesinden geçen adaylar, beden performansının tespiti için spor elemelerine tabi tutulurlar. Spor elemelerini başarıyla tamamlayan adaylar, psikomotor testine girerler. Daha sonra aşamalı mülakata alınan adayların kendini ifade yeteneği, grup içindeki tavırları ve kişilik özellikleri belirlenir. Mülakattan sonra öğrenci adayları son sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenelerinde göz önünde bulundurulan seçim kriterleri, dünya havacılığınca kabul edilmiş standartlardır. Sağlık muayenelerini de geçen adaylar, pilot adaylığına uygunluklarının ve uçuşa olan yatkınlıklarının saptanması için uçuş eğitimi almak üzere Yalova'daki uçuş eğitim ve atışlı tatbikat kampı tesislerine giderler. Burada pervaneli eğitim uçaklarıyla öğretmen pilot gözetiminde yapılan uçuşlar sonunda başarılı olan adaylar intibak eğitimine alınırlar. Temel askerlik eğitiminin yapıldığı intibak eğitiminde de başarılı olan adaylar, askerlik yemini ederek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Hava Harp Okulu'na 1992 yılından itibaren bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Ayrıca dost ve müttefik ülkelerle yapılan ikili savunma ve eğitim işbirliği anlaşmaları gereği misafir öğrencilere de eğitim verilmektedir. Hava Harp Okulu Komutanlığı, geleceğin komutanlarını yetiştirecek imkanlara ulaşmış, gelişen teknolojilerle birlikte her alanda kendini yenileyebilen bir eğitim kurumu olarak Yeşilyurt, Yeşilköy ve Yalova'da bulunan açık ve kapalı tesisleriyle yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur. Yeşilyurt kampüsünde Hava Harp Okulu'nun idari olarak yönetildiği Komutanlık Karargahı, Havacılık Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Dekanlık ve Akademik Eğitim Tesisleri, Alay Karargahı ve Öğrenci Yaşam Kolaylık Üniteleri, çeşitli spor tesisleri, sinema salonu, harbiyelilerin pilotaj muayenelerinin de yapıldığı gelişmiş imkanlara sahip 50 yatak kapasiteli revir ve 50 bini aşkın kitap ve dokümanlı Hava Harp Okulu Kütüphanesi, okuma salonları, internet kafeleri, toplantı salonlarını da kapsayan modern eğitim-kültür merkezi bulunmaktadır. Yeşilköy bölgesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yer almış birçok uçağın ve havacılık tarihi belgelerinin de sergilendiği Havacılık Müzesi vardır. Yalova'da ise uçuş eğitim ve atışlı tatbikat kampı ve tesisleri mevcuttur. Ve işte eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet töreni. Bu yuvada Atatürk ilke ve inkılaplarının öncülüğünde sağlam karaktere sahip, özveri ve inançla görev yapabilecek yetenekler kazandırılmıştır. Şu anda bu kutsal yuvadan uçup göklerde onları bekleyen yeri almanın heyecanı ve mutluluğu içindeler.
2000'li yılların komutanları olacak genç Temer, artık geleceğin dünyasına fikren ve bedenen hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti, onların çelik kanatlarının pırıltısı altında daima hür ve bağımsız olacaktır. Yurtta ve dünyada barışı korumak için yükselen bu güneşler, ebediyen korkusuz yaşanacak hayatların teminatıdır. Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde, pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde. Kalbimizde taştıkça bizi coşturan bu hız, semada olacağız ışık saçan bir yıldız.